Tokyo'dan merhaba. Safran çiçeğini merak ediyorsanız, safran baharatı nasıl toplanıyor, safran çiçeği nasıl toplanıyor merak ediyorsanız videoyu izlemeye devam edin. 2018 yılı Kasım ayındayız. İşte her zaman olduğu gibi Kasım ayında safranlarımız çiçek vermeye başlıyor. Yaklaşık bir 5-6 tane çiçeği geçen haftadan topladım. Bu arada vaktim yoktu. O yüzden ilk açan çiçeği toplayamadım. Çekemedim daha doğrusu videosunu. Burada sohbetimize bu şekilde devam edeceğiz. Öncekileri topladım. Onlar içerideler. Yanlış hatırlamıyorsam bir 6 tane çiçek aldım buradan. Bunlar bir sonraki parti. Bir sonraki grup çiçekler. Burada görebileceğimiz şey şurada. Ben ekranda ne kadar görünüyor ona bir bakayım. Evet. Evet, şu anda çiçek olarak hepsi görünüyor. Şurada gördüğünüz bir tane gonca şeklinde var. Henüz açmamış. Bu yarına hazır olacak demektir. Yarına açıyor. Bu bugün açmaya başlamış. Bu dün bu şekildeydi. Bu da yarına hazır olacak bir çiçek. Yani bunların, bu ikisinin hasadı yarın. Ama bunun içinde şey görebiliyorsunuz. Bu akşama kadar aslında hazır olur. İçinde safran görünebiliyor. Safran çiçeği bu şekilde. Görüyorsunuz safran. Safran baharatı. Baharat yapılan kısım. Şu gördüğünüz kırmızılar. 3 tane kırmızı. Bu arada aklıma gelmişken bir şey söyleyeyim. Safran tohumu yok. Bütün çiçekleri şey olarak düşünün, yani bir cinsiyet vermek gerekiyorsa bütün çiçekleri erkek olarak düşünün. Bütün çiçeklerin cinsiyeti aynı olduğu için, bunlar birbirlerini tozlama yapamadığı için, döllenme olmadığı için tohum üretemiyorlar. Tamamı soğandan tekrar tekrar üretiliyor. Bütün dünyada bu böyle. Bir arkadaş işte şey sormuştu, safranın tohumsuz bitki olmaz falan demişti yorumda. Ve o bakımdan yanılıyor. Yani bazı bitkilerin tohumu yok. Olmuyor. Bu doğada yetişen bir tür değil. Bunu seçmeyle insanlar seçe seçe üretmiş olduklarından dolayı bu halde. Evet. Baharata dönersek ben şunu alayım. Şu yere değiyor. Şuradan şöyle göstererek devam edeyim. Gördüğünüz gibi çektiğimizde hemen geliyor. Elime engel oluyor. Şurada gördüğünüz şu safran. Şu kısım. Evet. 3 tane. Her çiçekte 3 tane var. Değerli olmasının sebebi de bu. Değerli olmasının nedeni de bu. Her çiçekte 3 tane. Bunları böyle çiçek çiçek birer birer toplamak gerekiyor. Topladıktan sonra da şurayı çekip ayırmak lazım. Onu da nasıl yapacağımızı göreceğiz. Safranı değerli yapan bu. Çiçekleri teker teker toplayıp ondan sonra şurayı, aslında çiçeği toplamak da çok sorun değil, orada toplanır da. Şurayı ayırmak, şu kısmı ayırmak bayağı bir işkence, bayağı bir zaman alıyor. Orada sepetim var, sepetimi getirip devam edeyim. Safran hasadı şöyle yapılıyor, bu yapraklara zarar verilmemesi gerekiyor. Zoom yapayım daha rahat görelim. Şimdi buradakiler engel oluyorlar görüntüye. Gördüğünüz şu çiçeği alırken şöyle çiçeği şuradan tutup şu kısımdan tutup çekiyoruz. Çekerken şu yapraklara zarar vermememiz gerekiyor. Çünkü bunlar yeni soğanları besliyorlar. Bunlara zarar verirsek soğan alamıyoruz. Soğanlarımız kalitesiz oluyor. Evet, bu da ikinci çiçeğimiz. Şöyle. Evet. Harika. Görüyorsunuz. Safran çiçeğimiz bu. Safranın kendisini de görebiliyorsunuz içeride. Şöyle hafif çevireyim. Detayları görebilirsiniz diye. Bu görüntüleri tamamen 4K çekiyorum artık. Dev ekran televizyon falan varsa, büyük TV'lerde tavsiye ediyorum, izleyin. Daha çok detay göreceksiniz. Üzerindeki polenleri, minik böcekleri falan, gözle görülmeyen şeyleri orada görebiliyoruz. Şuradan da poleni görebiliyorsunuz.
Türkiye'de bu poleni de topluyorlar şu anda. Şeye vermek için arılara, arıcılıkta kullanmak için. Arıları beslemek için şu polenler de toplanıyor. Ama siz toplamayabilirsiniz. Evde kullanacaksanız kullanacağınız kısım şu 3 tanesi. Diğer kısmı atmanız gerekiyor. Evet, ikinci çiçeğimiz buydu. Üçüncü çiçeğimiz. Biraz da şey hakkında bilgi vereyim size. Şurada geçen, şöyle geri gidelim. Evet. Geçen yılla bu yıl arasındaki fark ne, onu da görmüş oluyorsunuz. Bakarsan bah olur, bakmazsan dah olur. Bakımını yaptıkça bunlar biraz daha fazla gelişiyorlar. Her zaman olduğu gibi arkadaki sıra, yani arkaya hep büyük ekliyorum. Ondan sonra boy sırasına göre ilkokuldaki ekimi o şekilde yapıyorum. En arkada uzun boylular da oluyor. Yani büyük soğanlar. Şimdi şu arkadakiler ilk çiçek verenler. İlk çiçekleri bu arkadakilerden alıyorum her zaman. Daha sonra orta sıraya geçiyor. Daha sonra işte eğer yeterli büyüklükteyse ön sıralarda da çiçeklenme başlıyor. Şimdi size bir de şurada güzel bir şey var. Görüntü olarak onu da göstereyim. Şurada bu soğan artık kaç tane soğan olacağını belirlemiş. Öyle çıkıyor bu arkadaş. Yaprağı görüyorsunuz. Evet. Yaprağı gördük. Yapraktan çok bize gerekli olan kısım dibi. Şimdi şuraya bakın. Şunlar engel oluyor. 1, 2, şöyle biraz eşeleyim. Rahat görünsün. Evet. 1, 2 tane var. 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane safran soğanı var orada. Bu demektir ki o soğan 7 tane olacak. En kötü ihtimal. Orada 7'ye bölünmüş o. Neden en kötü ihtimal dedim? Çünkü şu anda çıkmaya devam ediyorlar. Bu 17 tane de olabilir, yavaş yavaş küçük küçük çıkarsa. Genelde 10 tane falan çıkıyor. Evet, şimdi bir sonraki çiçeğe dönelim. Bir arkadaş da şeyi sormuştum, onu da anlatayım da, işte vaktiniz yok ne olacak, bu işte bir hafta falan bekleyebiliyor yaklaşık. Bir hafta çok iyi değil de işte 4-5 gün mevsimde iyiyse, bir sorun yoksa çarpacak işte, ondan sonra hani yiyecek tırtır falan yoksa çiçeklerin keyfini çıkartın, yani sorun değil, çiçekler bekleyebilir. Ama gördüğünüz gibi yere değiyorsa, yağmur yağacaksa, kirlenecekse falan, işte safran da baharatı önemli sizin için, alacaksanız toplamayı ihmal etmeyin. Bunlar da gonca olarak toplanıyorlar da, gonca olarak topladığınız zaman işte evde açılmasını falan bekliyorsunuz. Çiftçileri bu şekilde yapıyorlar. Biz farklı yapıyoruz. Neden? Çünkü biz evde yetiştiriyoruz. Yani bu, ben bahçem, toplayıp işte içeri geçiyorum. Orada kurutuyorum, yıl boyu kullanıyorum. Benim yaptığım şey ticari değil. O nedenle bu şekilde üretebiliyorum. İşte bahçeniz uygun, bol miktarda üretebilirsiniz. Yani sorun değil. Çok da böyle bir ahım şahım bir bakımı yok. Bütün zahmeti çiçeğin içinden safranı ayırmak, baharat kısmını ayırmak, o vakit alıyor. Onu da gece oturursanız yavaş yavaş yapabiliyorsunuz. Sorun değil. Bunu da alayım. Şöyle tekrar göstererek, mümkün olduğu kadar. Hatta şurada şöyle alayım da görünüp görünmediğine de bakayım. Çok iyi görünmüyormuş. Şunu şöyle kaldıralım biraz. Evet. Şimdi şuradan tutuyoruz. Soğana zarar vermiyoruz. Şu yapraklara zarar vermiyoruz. Kırıp alıyoruz. Kendiliğinden geliyor. Basit direnci var. Çok hafif. Onu açarsanız çok rahat bir şekilde kopuyor. Hiç endişe etmeyin. Çok güzel rengi var böyle, mor çiçekler. Şu kırmızıyla çok güzel bir kontrast oluşturuyor. Başka alabileceğim şu an için yok. Ben bunu daha sonra gelip toplayabileceğim için diğer 3 tanesini bırakıyorum. Bugün ya da yarın. Artık video bittiği için rahatım. Video çekmeyi beklediğim için bunları rahat rahat toplayamıyorum. Size gösterebilmek için. Video çekilince çok rahat oluyor.
kendi düzenime dönebiliyorum yani. İstediğim zaman gelip alabiliyorum. İşte siteke mantarlarını da geciktirdim. Bunları da biraz geciktirdim. Bunlar gerçi dönem dönem çıkıyorlar. Bir iki tane topluyorsun kalıyor da. Mantar öyle değil. Mantarı hemen almak lazım. O biraz sorun oldu. Bu hafta çıkmaya başladılar. Ve benim de bu hafta boş vaktim, video çekecek gündüz vaktim yok. Bugün olduğu gibi. Ben pazar günleri tatilim var. Pazar günleri çekim yapabiliyorum. Diğer günlerde bunu videoları editliyorum falan gönderiyorum size, göstermeye çalışıyorum. Evet, bu safran videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda baharatı ayırmayı ve kurutmayı göreceğiz. Geçen yıl olduğu gibi. Abone olmayan arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Buna benzer daha birçok videolarımız olacak. Birçok ilginç konular detaylarıyla gösterilecek. Yine takip etmeye devam edin. Evet, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.